Cumhurbaşkanı Erdoğan'la. Biliyorsunuz efendim dün Türkiye'nin önemli bir ziyaretçisi vardı. Atina Ankara buluşması büyük ses getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunan Başbakan Miçotakis'i kabul ettiği anlar dünyada manşetleri de belirledi aslında. Erdoğan'ın Hamas mesajı flash haber olarak duyuruldu. Mutabık kalmadığımız çok önemli bir konu var. O da ben Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum Hamas terör örgütü değildir dedi açıklaması dünyada manşet oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis Ankara'da görüştü. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi. Mitsotakis, Hamas için terör örgütü dedi. Erdoğan sabuna katılmadığını belirtti. Şu an itibariyle 40 bini aşmış. İnsanlığını kaybetmiş olan Hamas'a eğer terör örgütü dersek bu acımasız bir yaklaşım olur. Erdoğan'ın Hamas mesajı uluslararası basında manşetlere taşındı. Amerika merkezli Bloomberg, Türkiye Cumhurbaşkanı Hamas'a verdiği desteğin altını çizdi dedi. İngiliz Telegraph, Erdoğan Filistinli grubu terör örgütü olarak tanımlamanın zalimce olacağını söyledi ifadelerini kullandı. Ankara'daki zirveyi İsrail basını da yakından takip etti. Jerusalem Post, Erdoğan Hamas'ı savunuyor başlığını attı. Times of Israel, Erdoğan'ın Hamas'ı bir direniş hareketi olarak gördüğünü yinelediğine dikkat çekti. El Arabiya, Erdoğan'ın Hamas mesajını öne çıkarırken Euronews'te iki liderin Hamas'la ilgili derin görüş ayrılıklarını ortaya koyduğunu vurguladı. Kritik zirve Yunan basınında da geniş yer aldı. Prototema, iki ülkenin bilinçli olarak gerilimi düşürme yolunu seçtiğine dikkat çekti. Katimerini, Michotakis'in Türkiye'nin misafirperverliğini övdüğü mesajı öne çıkardı. Etnos, Erdoğan ve Michotakis diyalog masasında kalmayı istiyor değerlendirmesinde bulundu.